Bundan yıllar önce ortaokula giderken televizyonda National Geography'de bir belgesel izlemiştim. Almanya'da 1800'lü yılların, yanlış hatırlamıyorsam 1800'lü yılların sonunda yapılmış bir baraj. Benim bu mesleği seçmemde çok büyük etkisi oldu o izlemiş olduğum belgeselin. İsmim Sancak Kurt, inşaat mühendisiyim, proje müdür yardımcısıyım. Bu proje Çoruh Havzası üzerinde yapılan 10 tane barajdan en yüksek olan projedir. Türkiye'deki ince kemer tipi beton barajlarda da en yüksek, dünyada da 3. en yüksek kategoridedir. Arazi nehrin sağ yamacı ve sol yamacında çok apik bir topografyaya sahip olduğu için buradaki imalatlar oldukça zordu. Şöyle, paletli vinç, dolu savak tünellerimizin çıkışında planch pool denilen bir yapımız var. Bu havuzun eni boyunun büyüklüğünün yanı sıra bir de derinliği söz konusu. Biz su tutmadan önce bu büyük çaptaki imalatı tamamlayabilmek için su altı kasısı yapma fikrine vardık. Yaklaşık 40 metre derinliğinde su altı kasısı yapıyor bu makine. Günlük ortalama 1200-1300 metreküp civarında şu an malzeme çıkartıyoruz. Santral binası, yeraltı santral binası tipine sahiptir. Toplam 3 ünitedir. Her bir ünite 186 megawatttır. Bu da 650 bin nüfusa sahip bir şehrin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye denk gelmektedir. Yani mesleğimiz çok farklı bir meslek. İnsanların varoluşundan yok oluşuna kadar ayakta duracak olan bir meslek. Mühendislik hayatımda bu proje benim nirvanam.